Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili Atatürk dostlarım. Bu 18 Vefa Spor, Açık Salon Spor müsabakasındayız. Güzel bir maç izleyeceğiz. Tabi her iki takıma da başarılar dilerim. Biz her ne kadar Beyoğlu insanı da olsak tabi Vefa Spor'u da çok seviyoruz. İyi oynayan hak eden kazansın. Abi. Evet, bir dakikalık saygı duruşu. Evet, maç başladı. Beyazlar Çık Salın Spor, koyu renklerde Vefa Spor. %100 bir gol pozisyonuydu. İlk atak Vefa Spor'dan geldi. Evet, misafir takım 1-0 öne geçti. Çık Salın Spor. Neresi? Dakika 5'te gol yediniz. Bakın o
ben de altı yüzeyim. Aç abi. Bir daha Mustafa. Harikasın. Yani çok evet, maç çok güzel başladı. Seyir zevki var. İnşallah böyle sonuna kadar devam eder. Sen niye girmiyorsun altına?
Çok heyecanlı pozisyonlar. Sağ köşeden çok iyi gördü çocuk, maşallah yani. Tam da böyle ayağa çok güzel bir pas attı. Bayılıyorum öyle paslara. Yani gol olur olmaz, kaybedilir, o ayrı konu. Olur yani futbol. Çok güzel, alırsın.
Sakin. Sakin. İşte bu kadar. Alan senin. Alan senin. Sakin. Beyler yaklaş be. Yaklaş. Çok güzel. Tamam. 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 Çinler aç. 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 Alır mı? Evet Efe. Bırakma. Bırakma. Bu güzel. Şimdi çık. Vurdurma. Çık oğlum. Çık oğlum. Çık. Yap!
Çok hızlı çıktı çıksan. Bir daha bravo hocam. Al orada. Evet, bedeninle evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İstediği gibi önünde. Önünde tam onu seçer. Thank you.
yok. Boş bir yer olmasa görecek. Bravo!
Evet, ilk yarı sona erdi 1-1. Evet, ikinci yarı başlıyor. Evet, 11 numaraya çıkarması gerekirdi. Ayağıma, ayağıma.
misafir takım çıkış alan 2-1 öne geçti. Kırmızı yedi çocuk. Vermedim ne oldu mu? Thank you.
Harika bir pozisyondu be. Bu gri modlu Fikret Başkan, açık salon sporun başkanı. Helal olsun yani, 9'daki maça kaç tane başlayan gider bilmiyorum. Zaten önemli bir futbol insanı. Thank you.
Evet, 3-1 oldu. Güzel hareket istediklerini. Thank you.
Ya benim çocuk Mustafa Met vardı. O benim hocam, benim oğlum Piyale'de oynuyordu. Oradan Piyale Ali Belki. Met diyorlardı. 10 numara oynuyor. He Ali Belki'ye gitmişti. Ali Belki'de oynuyordu. Evet. Çocuk abi ya. Tabii yani amatör oynamayacağım dedi. Baba dedi. Yani amatör oynamayacağım dedi. Bir o değil, o grup hepsi aşağı yukarı bıraktı maalesef. Türk futbolu altyapı sistemi maalesef çocukları böyle harcıyor işte. Şurada şu çocuklara mesela bak. Kaç tanesi mesela şu maçtan sonra doğru düzgün beslenecek? Tabii hocam. Çok kaç onlar tanesi ya? Şey böyle. Mesela Avrupa'da nasıl biliyor musun abi? Mesela Avrupa'da bitiyor ya mesela. Maç bittikten sonra. Tabii. Mesela bize maç bitiyor. Adam alıyor çantasını eve gidiyor. Tabii. Avrupa'da öyle bir şey yok. Adam mesela hesaplıyor. Diyor ki 90 dakika bu çocuk ne kadar kalori yaktı. Ben bunu şu kadar vitamin vereceğim. Bu kadar karbonhidrat vereceğim. Tabii. Bu kadar protein vereceğim. Bizde hak getiren. Yok hocam ya, o maalesef. Bizde belki bu çocuk sabah geldi, iki tane poğaça yedi, maça çıktı. Hep öyle oluyor zaten hocam. Ondan sonra niye işte kitapları yetişmiyor? Tabii. Niye başarılı olamıyor? Alamazsın kardeşim. Ya o konuda kitap yazarız hocam ya. Yani bir konuşmaya başlasak maalesef. Üzülüyorum çocuklara yani. Kulüplere bak. Hep dışarıda işte biz altyapıya önem veriyoruz. A takım seviyesine bak. Her sene transfer yapalım. Ya. Niye altyapıdan çocukları çıkarıp oynatmıyorsunuz? Ya dışarıdan para verdiğiniz zaman şey oluyor, havalı oluyor ya. Herkese zarar, yazık günah. Ya. Her konumuz şey işte hocam. Tamam İngiliz, sen vermeyeceksin. Onu vereceksin. Her şeyin başı işte eğitim abi, eğitim. Tabii. Ya ben de çok seviyorum futbolu zaten. Olsun, verirsin ama sen bir 10 saniye sonra çaldın, durdun, sonra penaltıyı gösterdin. Hadi be hocam. Futbolcular, başkanlar. Böyle bir şey ki. Biraz tepki aldım ama öyle yani. Neredesiniz? Beğenmediğiniz orada işte. Orada işte adam. Böyle. Siz mesela hani... ben mesela böyle söyledim, kusuruma bakma. Öyle şey mi olur? Ya Zeytinburnu'nun sahasında bir maç yönetiyorum. He hocam. O çocuk şimdi hakem oldu. Hatta klasman hakem oldu. Hem Zimert Coşkun. İsmini de vereyim sana. He hocam. Maç yönetiyorum. Hoca çocuğa küfür ediyor. Çocuğa sen hocasın, ben de sana saygıyorum. Ama yani çok ağır küfür ediyorsun. Yani yapma hocam. Çocuk da dedim hani ailesi var, annesi var. Tabii. Var. O kadar dedim küfür etme bu çocuğa. Sana hoca dedi. Sen de işine bak dedi. Sana gittim ben direkt kırmızıyı çaktım bana. Çık dedim dışarıya. Dedim hava hoş dedim. Çıkma dedim. Paşa çıktı. Ondan sonra abi çıkarken de o çocuğun hocası, o zaman da Altınordu Futbol Okulu, hem Altınordu Futbol Okulu'nun hoca nasıl biliyor musun? Kuzu. Kısır olmuş. Kuzu. Sesi soluğu çıkmıyor. O çocuk da köyde sağ bek oynuyor. Uzun boylu biraz. Siz hocam, ben çocuklara yaklaşımınız çok iyiydi, ben biliyorum. Ben hatırladım sizi hocam. Ben hep altyapıya veriyorlardı. Tabii. Bak ben... yine tuttuca sahasında başıma bir şey geldi. Şey var, Göktürk Saray diye bir futbol kulübü var. Biliyorum hocam. Hakan çok çalıştır o. Hakan yukarı böyle bir demir var. Tellerin orada bir demir var. Çocuğunlarına da vermiş, kamerayı çektirtiyor. Demirde. Bir de yağmur yağıyor. Yaşar abi aradı.
Ömer hocam öyle böyle 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 sorumlu benim dedim. Ben dedim misin vermedim dedim. Ya işte hoca sen işte hocayı ikinci devre oyundan attın mı dedi. Attım dedim. Niye attın dedi. İşte sen bize bilendin. İşte peki dedi Hakan hoca sana dedi küfür etti mi dedi. Hayır dedim etmedi dedi. Hoca bana küfür etmedi. Sadece işte ben bak yemin ediyorum abi. O hoca meğerse